Arkadaşlar dersimize Fakir Baykurt'la devam ediyoruz. Son dönem yazarlarımızdan olan Fakir Baykurt'un hangi eserleri var ve bu eserleri akılda nasıl tutabiliriz? Evet hocam, Fakir Baykurt hakkında ne anlatacaksınız bize? Fakir Baykurt'u öncelikle fakir bir adamla hatırlayacağız. Fakir adamımız bir gün tırpanı eline alır ve tarlayı biçer. Biçerken tarlanın hemen kenarında tırpanın ucuna takılan bir yılan vardır. Yılan ölür tabii ki. Bunun üzerine öbür yılanlar yılanların öcünü alabilmek için sınıra gelirler. Sınırda bir kaplumbağa görürler ve saldırırlar kaplumbağaya. Kaplumbağanın kabuğu yaralanmıştır. Kabuğu yaralanır mı? Yaralanmaz değil mi? Yani. Buradan daha kolay anımsayacağız. Kabuğu yaralanır ve fakir adamımız bunu görür. Fakir adamımız Irazcan'ın dirliğini bozmamak için hiçbir şekilde ellemez yılanlara ve Amerikan sargısıyla kaplumbağanın kabuğunu sarar. Sonrasında fakir adam hiç parası yoktur. Eve dönerken de keklik avlar. Karnı acıkır, keklik avlar ve kekliği de yer. Fakir Baykurt'un eserleri Yılanların Öcü, Irazcan'ın Dirliği, Kaplumbağalar, Keklik, Amerikan Sargısı, Tırpan, Sınırdaki Ölüm. Evet. Fakir Baykurt'u biz köylü hayatını anlatan eserlerinden tanıyoruz. Normalde kendisi edebiyata şiirle başlamıştır. Daha sonra öykü yazmaya başlamış. En sonunda romanda karar kılmış ve roman türündeki eserleri sayıca çoktur. Buraya yazdığımız eserlerden Yılanların Öcü, Irazcan'ın Dirliği, Kaplumbağalar, Keklik, Tırpan, Amerikan Sargısı bunlar roman türündedir. Demek ki bir tane öykü türünde eserimiz var. O da Sınırdaki Ölüm. Eserlerinin içeriğine baktığımızda köylü yaşantısının normal bir şekilde akışkanlığı içerisinde aranan bir bilinç görülür. Yani Fakir Baykurt'un amacı normal şekilde hayatına tarlada, tapanda veya günlük hayatında devam eden insanların bilinçlenmesidir. Onların ezildiğini ve hak arayışı içerisinde olması gerektiğini düşünür. Bu yüzden de kendisi daha çok aydınlanmacı, devrimci bir yazar olarak bilinmektedir diyoruz Fakir Baykurt için.